Sus! Bunu bizden ziyade, yani Müslümanlardan ziyade ne yazıktır ki başkaları yerine getiriyor. Onlar susuyor, meditasyon yapıyor, yoga yapıyor. Gerisi işte halimiz ortada. Hocam o zaman bütün bu anlattığınız güzel paylaşımlardan sonra bendenizin aklına şu geldi. Bu ruh gurbette o zaman bu dünyada. Tabii ki canımın içi. Ya biz gurbetteyiz yani. Niye mutlu olamıyoruz? Bu dünyada. İpekciğim niye mutlu olamıyoruz? Başka bir doğum daha oluyor aslında insan içinde. İkinci doğum diyebilir miyiz asıl buna? Asıl mesele de o ya. Birinci doğum insanın anasından doğmaktır. İkinci doğum insanı kamilin gönlünde doğmaktır. Üçüncü doğum öteki aleme doğmaktır. Mutluluk son model bir arabada. Oldu gene olmuyor. Mutluluk çocuklarıma en güzel üniversitelerde oldu gene olmuyor. İşte bunu bendeniz söylemiyorum, hayat söylüyor. Mutluluk adamın burasında. Çünkü ölüm öteki aleme doğmanın sancılarıdır. Doğuyor artık. O onu sancı doğmak. İşte aslında bir yolculuk ya bu yolculuk, hayat. Tabii ki. İşte doğarken başlar bir tanecik. Ruhlar aleminden buraya doğarsın, buradan oraya doğarsın. Yolculuk işte daha doğduğun anda başlıyor. Hocam ben yine sustum çünkü çok özlemişim sizi. Size de susmak yakışıyor İpek'im. Size de dinlemek yakışıyor. Konuşmak çok kolay canımın içi. Marifet dinlemek. Pirimiz der ki birisi eğer güzel güzel konuşuyorsa bil ki karşısında bir güzel dinleyen var. Eğer sözde sohbette bir güzellik varsa bu güzel dinleyen de müteşekkirim. Allah razı olsun hocam. Sizden bunları duymak çok değerli benim için. Herkes konuşur ama herkes dinleyemez. Mahcup etmeyin. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Allah'a hamd et bir tanem. Şükret. Daha da evet. Artırsın. Amin. Daha amin. Da artırsın. Amin. Daha da sus ve dinle. Muhammed ümmetine gelmiş Araf suresinde ayettir. Ama sus. Bunu bizden ziyade yani Müslümanlardan ziyade ne yazıktır ki başkaları yerine getiriyor. Onlar susuyor. Meditasyon yapıyor. Yoga yapıyor. Efendim sus ve dinle. Bu emir Muhammed ümmetine gelmiştir. Sus ve dinle. Çok önemlidir. Kamil insan ancak susar denir. Gerisi işte halimiz ortada. Hocam o zaman bütün bu anlattığınız güzel paylaşımlardan sonra bendenizin aklına şu geldi. Bu ruh gurbette o zaman bu dünyada. Tabii ki canımın içi. Ya biz gurbetteyiz yani. Niye mutlu olamıyoruz? Bu dünyada. İpekciğim niye mutlu olamıyoruz? Evet. Garibiz. Garibiz. Gurbetteyiz. Kendi yerimizde değiliz. Aslımızı, özümüzü arıyoruz. Onun için bir türlü huzur, mutluluk bulamıyoruz. Biz anlıyoruz. Mutluluk muhteşem bir evde. Olsa mutlu olacağız. Oluyor ama gene olmuyor. Ah. Mutluluk son model bir arabada. Oldu gene olmuyor. Mutluluk çocuklarıma en güzel üniversitelerde oldu gene olmuyor. İşte bunu bendeniz söylemiyorum. Hayat söylüyor. Mutluluk adamın burasında. Burasında. İnsan kendi içinde o garipliğini unutturacak. O garip aşkını bulduğu zaman işte huzur mutluluk o zaman. İnsan bu dünyada garip, kimsesiz ama dünyevi gariplikten bahsediyorum. Hakikat garipliği bir başka, Allah'tan başka kimsesi olmayan, onun her şeysi var, o çok mutlu zaten. Biz mutluluğu dünyevi zenginlikte, dünyevi güzellikte, gelip geçici zevkü safada, başarıda, övgüde, takdirde ararsak, asla bulamayız. Başarıya sınır yok. Övgüye, takdire de sınır yok. İyiliğe, güzelliğe de sınır yok. Sana göre en güzelidir. Ama en güzelinin daha güzeli de vardır. Hoşluğa, güzelliğe, iyiliğe sınır koyamazsın. Yetişemezsin. Dolayısıyla mutluluk
Rabbimize yakın olmakla başlar. Onunla birlikte olmakla başlar. İç huzuruyla başlar. Tevhidle başlar. Birlikle başlar. İkilikten kurtulmakla başlar. Yani maneviyatla başlar. Maddenin içinde mutluluk bulamayız. Bulunur, bulunuyor ama kısa sürer. O yine bir tatminsizlik, bir doyumsuzluk devam ediyor. İnsanın arayışı bitmez. Ve koş, koş, koş nereye kadar, nereye kadar, nereye kadar koşacaksın? Hocam en başta dediniz ya hani doğumla başlıyor aslında bu manevi yolculuk. Bir de gerçekten bu yol içinde büyüdükçe, ilerledikçe, bu acılarla pekiştikçe aslında hemhal oldukça, çaresizlikle, işte acılarla, kendi merhemlerimizi buldukça başka bir doğum daha oluyor aslında insan tabii, içinde. İkinci tabii, doğum tabii, diyebilir miyiz asıl buna? Asıl mesele de o ya. Bu tasavvufta zaten çok bilinen mevzular ama konuyu dağıtmayalım diye girmiyoruz. İnsanın anasından doğumu hayvani doğumdur. Bütün doğanlar işte ana bir anadan, bir babadan, bir dişil, bir eril yumurtadan meydana geliyor. Bu bir hayvani doğumdur. İnsani doğum işte o hayvani duygu ve düşüncelerimizden kurtulup insani duygularla dirilmektir. Bunun tasavvuftaki adı ölmezden evvel ölmek olarak ifade edilmiştir. Bu bir ikinci doğumdur. Şimdi şöyle der tasavvuf ehli, birinci doğum İnsanın anasından doğmaktır. İkinci doğum insanı kamilin gönlünde doğmaktır. Üçüncü doğum öteki aleme doğmaktır. İnsan nasıl yaşarsa öyle yaşlanır, nasıl yaşlanırsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle de dirilir. Dolayısıyla nasıl öldüğümüz çok önemli. Yani ikinci bir doğumla doğmadıkça öldüğümüz zaman dirildiğimizde ilk doğumla diriliriz ki bu bir hayvani doğum olur. İnsani boyuta geçip tekrar bir diriliş olduğu zaman dirilesin. Hazreti Mevlana'nın şöyle güzel bir sözü var ölüm dirilimden bahsedilirken. Öldün mü ki dirilesin diyor. Çok güzel. Öldün mü ki dirilesin. Yani her ölüm de ölüm değil. Elbette ruh bedenden çıktığı zaman bu bir ölümdür ama burada hakikat dirilişinden söz ediyor Hazreti Mevlana ölü diri bahsinde. Öldün mü ki dirileceksin? Yok oldun mu ki var olacaksın? Dolayısıyla önce bir ölmek gerekiyor. Ölmek gerekiyor yani ölmezden evvel ölmek, insani boyutta dirilmek. O gerçek diriliş olan öteki aleme doğuş ki insani olsun. Yine Hazreti Mevlana bir Divan-ı Kebir Beyti'nde şöyle buyurur. Ölüm öteki dünyaya doğumun sancılarıdır. Bak ne kadar güzel bir beyt. Ölüm öteki dünyaya doğumun sancılarıdır. O zaman nasıl ölürsen öyle dirilirsin. O zaman bir mürşidin, bir insanı kamilin gönlünden bir doğuş olacak ki o doğumla ölesin. Buna ölme de denmez, hakka yürüme denir. Hakka yürüyesin ki o şekilde de dirilesin. Öldün mü ki dirilesin. Aslında hocam ne kadar güzel bir tabir. Şimdi hakka yürümek. Tabii ölüm diye bir şey yok. Diriliş. Yani... Diriliş çünkü ölüm öteki aleme doğmanın sancılarıdır. Doğuyor artık. O, hakka onu sancı, yürümek. Doğmak. İşte aslında bir yolculuk ya bu yolculuk, hayat. Tabii ki. İşte doğarken başlar bir tanecik. Evet. Ruhlar aleminden buraya doğarsın, buradan oraya doğarsın. Yolculuk işte daha doğduğun anda başlıyor. Hocam kelimelere geçeceğiz. Buyurun. Ama kelimelere geçmeden önce size bir teşekkür borçluyum. Estağfurullah. Şimdi sevgili izleyenlere de bunu hatırlatalım. Biz tahuralara biraz ara verdik biliyorsunuz. Hocamızın yoğun programından evet, dolayı. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ama başlayacağız inşallah, inşallah ara ara. Çok isterim. Çok tekrar. İsterim. Çok isterim. Ve bendenize bu sufi yolunu açan kişi yine kendisi oldu. Estağfurullah. Ondan önce iznimi aldım. Ve desteğini de aldım. Allah razı olsun. Tabii çok güzel ki, gidiyor ki. Hocam. Gönül desteğim her zaman İpekçimle ve takip ediyorum. Gerçekten muhteşem programlar. Evet. Kendisini de tebrik ettim. Bir gün hususi açtım bir programını
dinledim. Hayran oldum tek kelimeyle. Ve açtım, tebrik ettim. Maşallah, maşallah, maşallah dedim. Yine maşallah, maşallah, maşallah. Dualarım İpekciğimle, Cenab-ı Hak zahir ve batın açsın yolunu. Bu güzel hizmetler içinde olsun inşallah. Bize de bu çorbaya bir tuz ekmek nasip olsun. Şereftir. Estağfurullah hocam, oluruz sizin. Esas hani bizim için o kadar aşımızsınız bizim. Öyle tuz falan değil, aş. Vazifemiz. Allah razı olsun. Tüm izleyenler adına söylüyorum bunu. Çünkü çok seveniniz var. Biz de onları seviyoruz. Buradan istedim ki hani bu da bilinsin. Canım, bu çok önemli bir şeydi benim için. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Kelimelere teşekkür geçiyorum hocam. Buyurun bakalım, fakir için de sürpriz merak ediyorum. Alem. Alem. Cenab-ı Hakk'ı hatırladı. Çünkü alem deyince her zerrede onu görmemek nankörlük olur, vefasızlık olur. Bu fani alem diyoruz, geçici diyoruz, armudun sapı, üzümün çöpü. O bir şeyleri anlatmak için. Bu fani dediğimiz, bazen bir şeyler anlaşılsın diye ya geç git dediğimiz bu fani alemin bile her zerresi Allah, 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 Allah diye zikrediyor. Her zerresi Allah demeyen yeryüzünde hiçbir şey gösterilemez. Daimi Cenab-ı Hakk'ı zikreden, hani pirimiz ne söyler? Yeryüzü mescidim, alem tekkem benim. Yani bir zikir meclisi. Alem deyince tekke ve dergahlarda zikir meclislerini inanıyorum ki çoğu insan gördü veya ekranlardan gördü. Bu alem deyince de bendenize kol kola girmiş, zikir çeken bir meclis geliyor gözümün önüne. Bir meclis, Allah diyen bir meclis. Tevhid. Tevhid ve zikir meclisi, bu önemli. Tevhidin dışında zikir meclisi. Ve zikri de Allah, 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 Allah. Bu ismi celali zikreden bir tevhid meclisi. Alem fakire şu an bunu hatırlattı. Peki hocam tevhid? İşte tevhid de onu anlayabilmek, kelimede kalmamak ve bilerek, hissederek birinin koluna girip Allah, Allah, Allah deyip o halkaya dahil olmak. Bilinçli bir şekilde. Bilinçli. Adem? Adem. İşte gerçek insanı kamil, içimizde aramak, bulmak zorunda olduğumuz özbenliğimiz. Özbenliğimiz. İnsan başka. Biliyorsun bu soruları bilerek soruyorsun. İnsan başka, Adem başka. İşte biz Ademliğimizi arıyoruz. Peki, Ademliğimizi arıyoruz derken, Adem'le Allah'ı da birbirinden ayıramayız. Evet. İkisini bir görmek, tevhid dedik ya, yine bakın sohbete dönüyoruz. Cenab-ı Allah el-esbezminde kullar beli dediği zaman hadi bana secde edin, bak beni Rab kabul ettiniz demedi, Adem'e secde dedi. İçimizde kaybettiğimiz Ademliğimize dönmek istiyoruz derken, aslında burada Adem'in o ilahi tevhid varlığının içinde, içimizde kaybettiğimiz o ilahi aşkı, o Allah'ı arıyoruz demektir. Çünkü aşkı da Allah'tan ayıramayız. Cenab-ı Hak, Allah, Adem, aşk. Bak saydığın zaman 4, 5, kaç tane, ama hayır bunlar 4, 5 gibi görünen bir. Birdir. Adem, gerçek insanı kamil. Peki gerçek insanı kamil kimdir? Gerçek insanı kamil nurunu nereden almıştır? Elbette Efendimiz'den almıştır. Bu yeryüzünde bir gerçek, birkaç insanı kamil vardır. Gerçek tevhid ehli, gönül ehli, aşk eri. Peki bu ulu sultanlar o ilahi nuru, o aşkı, o muhabbeti nereden almıştır? Direkt Rabbimizden mi? Hayır.
Efendimiz'de. Hocam son üç kelime. Hayat nur. Canım ya. Şimdi şöyle diyeyim. Fakir doğmuş bu dünyaya. Rabbim göndermiş, hele ki de göndermiş. Adımı hayat koymuşlar. Ama ben deniz bilmiyorum. Anneciğim mi arzu etmiş, babacığım mı arzu etmiş? Bu kimin niyazıdır hayat ismi? Hayat koymuşlar. Eskiden tabii hastaneler yoktu. Yokmuş bendenizin doğduğu senelerde. Hani merak edilmesin, ben yaşımla gurur duyuyorum. Ben 69 yaşındayım, 70 yaşına geldim. 70 yaşında bir insanım. Bundan 70 sene önce tabii hastaneler, hemşireler, hak getire mahallede ebeler varmış. Hı hı. Bendeniz bir ebe yardımıyla doğmuşum. Birkaç gün sonra ebem gelmiş. Demiş ki, bu güzel kızın ismini ne koydunuz? Bu ebemin sözüdür. Bu güzel kızın ismini ne koydunuz? Ebem demiş ki, bu güzel kızın ismini ne koydunuz? Demişler ki, hayat koyduk. Demiş ki, hayat tek başına olmuş. Buna bir de nur koyun demiş. Bu sefer bir de nur eklemişler. Hayat nur olmuşum. Fakat o dönemlerde hayat nur, hatta bu devirde de hak getire, bilinmediği için insanlar nur hayat ismine aşina. O dönemler nur hayat diye isim var. Fakirin ismi hayat nur olunca hayat nur insanlara böyle ters gelmiş, başlamışlar nur hayat demeye. Dolayısıyla aile içinde fakire hep nur hayat denmiştir. Ama sosyal hayatımda, resmi hayatta gerçek ismim hayat nurdur. Hayat, bendeniz önceleri yadırgardım. Ya bu nasıl isim koymuşlar çocukken, hayat. Çünkü hiç duymadığım, bilmediğim bir isim. Fakat sonradan gördüm ki hayat, hay. Ya Rabbi, bu nasıl bir isim? Hay. Dirilik, canlılık, alemi var eden Cenab-ı Hakk'ın hay sırrının karşılığı, hayat. Çok çok güçlü bir isim. Nur, onun nuru zaten. Artıran da vallahi babamın soy ismi, ne de güzel denk gelmiş. Hep onu düşünürüm hocam. Ne de vallahi, nasıl da güzel denk gelmiş. Hayat, hep arttıra nur, gidiyorsunuz artıran. Maşallah. Çoğu insan bunu müstahar isim zanneder yani. Asıl ismim başka da bu kullandığım bir isim zanneder ama öyle değil. Gördüğünüz gibi ebemin koyduğu. Böylece bunu da öğrenmiş evet, oldum. Ebemin çok teşekkür isim ederiz. Ve soy isim de babama aittir. Artıran, babamın soy ismini taşıyorum. Ve çok seviyorum şu an. Pirimiz bir Mesnevi Şerif'te böyle şöyle de, bir çocuk doğunca der, bir annesi babası ona isim kor, bir de Cenab-ı Allah isim kor. Yani Cenab-ı Allah da o çocuğa bir isim koyarmış. Bir de annesi babası. Ama çocuk anasının babasının verdiği isme göre değil de Allah'ın koyduğu isme göre yaşar. Yaşar. Bu pirimizin bir sözü. Dileyelim ki hayat nur ismini Rabbimiz koymuş olsun da o hay sırrı, o nur sırrı içinde yaşayalım inşallah. İnşallah hocam. Yol. Vallahi yol deyince aklıma hemen aşıklar yolu geliyor. Hemen aşıklar yolu geliyor. Hak yolu geliyor. Hak yolu. İkinci bir yolu hatırlamam, düşünmem hiç mümkün değil. Aşıklar yolu geliyor. Çünkü pirimiz şöyle buyurur İpekciğim. Gökyüzüne, semavata uzanan çeşit çeşit merdivenler var. Ama herkes kendi merdivenini gördüğü için tek oraya giden merdiven kendini zanneder. Ötekileri görmez, kabul etmez. Gördüğün gibi günümüzde hep öyle. Herkes zannediyor ki Hakk'a ulaşan en doğru yol, kendi yolu, en iyi kul kendisi, en doğrusu kendisi. Mını 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 işte. Ne diyelim, eyvallah. Aşıklar yolu. Bir şey diyemezsin. Ama bütün bu yollar içinde bir müstesna vardır, aşıklar yolu. Onların ne yolu kimseye benzer, ne dini kimseye benzer, ne imanı kimseye benzer, ne mezhebi ne meşrebi. Onlar nevi şahsına münhasır,
Allah'tan gelir, Allah'a giderler. Tek muhatapları Allah'tır. Onlar için mezhep, meşrep, vallahi din, iman. Etraftaki insanların anladığı gibi değildir. Cümle derdin ver bana, asla derman istemem. Bir katrecik aşkın ver, dinini imanını istemem. Çok güzel. Nasıl güzel bir söz değil mi efendim? Çok. Cümle derdini ver bana, asla derman istemem. Bir katrecik aşkın ver, dinin imanın istemem. Baktığınızda hepimiz için, fakiriniz için de elbette din iman çok önemlidir. Ama aşksız din iman ne işe yarar pek için? Hazreti Mevlana'nın divanı Kebir beytidir. Aşksız sürüyü köpek sürüsüsün. Çok fenaymış bu hocam. Aşk, 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 aşk. Aşk çok önemli. Aşk direkt Rabbe bağlılıktır. Direkt Rabbini muhatap almaktır. Aşıklar yolu öyle o kadar kolay değildir. Onun için aşk yolu belalıdır. Her kârı cefalıdır. Canından ümidin kes. Canan Erem dersin, aşıklar yolu çok güzeldir ama aşk yolu belalıdır. Herkesin gideceği yol değildir. Aşk derdinde onanın baş derdi olmaz der Hazreti Mevlana. Hmm. Aşıklar yolunda kelle koltuğunda gidersin. Bu meydanca nice başlar kesilir, hiç soran dahi olmaz demişler. Can derdine düşemezsin, baş derdine düşemezsin, ben diyemezsin. Ben dedim, ezerler seni kafanı, ne benliği. Yani aşıklar yolunda yürümek için gerçekten aşık olmak gerekir. Gerçekten aşık olmak gerekir. Yol, yol işte aşıklar yoludur. Gerisi? Onlar da yoldur. Bir şey demem. Hepsinin başımın üstünde yeri var. Hepsinin ayağının altının turabıyım. Çok da samimi. Yaşım 70. Hiç kimseyle ikiliye düşmedim. İnşallah bundan sonra da düşmem. İnşallah. İnşallah. Hiç kimsenin önünde yürümedim. İnşallah bundan sonra da yürümem. Ama yine de yol dedikleri zaman aşıklar yoldur. Hocam son kelimemiz. Yolcu. İşte o yolda kelle koltukta gidendir. Eski deyişle kelle koltukta gidendir. Kelle koltukta gidendir. Seni beni olmayandır. Ondan gayrı hiçbir derdi olmayandır. Gerçek gariptir. Garip tutunacak bir tek dalı vardır. O da odur. Zikredecek bir tek sözü vardır. O da odur. Duyacak bir tek sesi vardır, o da odur. Akşam bir divanı kebir gazeli okuyoruz. Pirimiz şöyle buyuruyor, sayıyor, sayıyor, sayıyor bir sayfalık gazel. Ondan gayrını bilmiyorum, 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 duymuyorum, 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 görmüyorum, görmüyorum, görmüyorum. Gazel böyle gidiyor. Onun görecek bir tek şey vardır. O. Duyacak bir tek şey vardır. O. Hissedecek bir tek duygusu vardır. O. Yaşaması için bir tek sebebi vardır. O. Ha kim budur? İşte o da yolcudur. İnşallah. İnşallah hocam. Şu anda hissettiğiniz bir sözle bitirelim. İsterim programı. Canı gönülden isterim ki o yolun yolcusu eylesin Rabbim bizi. O yolun zorluklarına, çilesine, kazasına, belasına, yokluğuna, acısına, ızdırabına beli diyenlerden eylesin. Beli, hoştur bana senden gelen, ya goncavu yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş diyenlerden eylesin bizi. Amin hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ minnettarız. Sağ minnettarız. Böyle güzel sohbetlere sebep olduğunuz için minnettarız.
Evet.